Efendim son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin de etkisiyle kanser tedavisinde yeni adımlar atılıyor bildiğimiz kadarıyla. Ama bu gelişmeler neler acaba diyoruz ve kanser tedavisiyle ilgili tüm merak edilenleri de anlatmak üzere iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doçent Doktor Mustafa Karaca bizlerle şu anda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu. Nasılsınız? Teşekkür ederim Burcu'm. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Çok mersi. Doğru bir şey mi söyledim? Çok da fazla bilmiyorum aslında ama böyle artık dilimiz alıştı. İşte biraz hayatımıza çok da fazla girer oldu. Çevremizde çok fazla artık yakınlarımızın da hastalığı haline gelen bir şey bu kanser. Ama mesela gerçekten dediğim gibi benim teknolojinin gelişmesiyle de biraz daha çözülebilir bir sorun haline mi geldi? Şöyle ki Burcu Hanım, hem korkmalıyız hem de korkmamalıyız. Hı hı. Korkmalıyız çünkü kanser halen ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıradaki yerini korumakta. Korkmamalıyız çünkü son 10 yılda kanser alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanmakta. Neler mesela? Bu gelişmeler hem cerrahi onkoloji alanında, hem yeni tip radyoterapi cihazlarının çıkmasıyla radyasyon onkoloji alanında, hem de akıllı hedef yönelik ve immünoterapilerin ortaya çıkmasıyla medikal onkoloji alanında yaşandı. Bu gelişmeler neticesinde kanser ölümcül hastalık olmaktan çıkıp aynı diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalık haline gelmiştir. Bu da hem biz doktorlar için hem de özellikle kanser hastaları için çok sevindirici bir gelişme. Burada bir not almış arkadaşım, akıllı moleküller. Değil mi? Bunlar neler? Şöyle ki Burcu Hanım, 1970'li yıllarda kullanmaya başladığımız ve halen de aktif olarak kullandığımız klasik kemoterapi ilaçları mevcut. Bu klasik kemoterapi ilaçlarının en önemli özelliği hem tümör hücreler üzerinde öldürücü etkisi varken hem de sağlıklı hücreler üzerinde de öldürücü etkisi olabilmekteydi. Bundan dolayı da yan etkileri biraz daha fazlaydı. Tabii 2000 yılında insan hücresinin DNA'sının bulunmasıyla birlikte biz artık kanser hücresinin DNA'sını çok iyi biliyoruz. Hı hı. Kanser hücresinin DNA'sını ayrıntılı incelediğimiz zaman kansere neden olan çok çeşitli mutasyonlar var. İşte akıllı hedefe yönelik tedaviler de bu mutasyonları direkt olarak hedef alıp hem tümör üzerinde çok daha etkili sonuçlar almaktayız hem de direkt olarak spesifik bu mutasyonları hedeflediği için de yan etkiler daha az olmakta. Örneğin akciğer kanseri 2000'li yıllarda bir evre 4 akciğer kanserinin sağ kalım süresi 10-11 aylar civarındayken şimdi bu hedef yönelik tedavilerle bu süre yaklaşık 48-50 aylar yani 4 kattan daha fazla bir süreye ulaşmıştır. Tabii bu akıllı hedef yönelik tedavileri biz sadece akciğer kanserini değil çok sık gördüğümüz meme, kolon, cilt kanserleri, böbrek kanserleri gibi daha birçok kanser türünde çok başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Bunların bir diğer özelliği de Burcu Hanım, şöyle ki klasik kemoterapi ilaçları damardan verilirken bu akıllı hedef yönelik tedaviler çoğunluğu ağızdan kullanabilen tedaviler. Dolayısıyla hastalar için yaşam kalitesi açısından da çok büyük bir konfor. Hastalar haftada bir ya da iki haftada bir ya da üç haftada bir hastaneye gidip kemoterapi almaktansa ağızdan bu hapları kullanarak çok daha etkili sonuçlar alabilmekte. İmmünoterapi dediniz peki. Değil mi? Bir şey, immünoterapi dediniz. Evet. Onun da etkisini çok fazla görüyoruz dediniz. Şöyle ki nedir immünoterapi? İmmünoterapi vücudumuzdaki savunma hücrelerinin harekete geçirilmesi. Şöyle anlatayım. Hepimiz biliyoruz ki kanser deyince aklımıza sağlıklı hücrelerin çeşitli nedenlerle mutasyonuna uğrayıp kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşuyor kanser. Hı hı. Tabii kanser hücreleri çok zeki hücreler. Belli noktalardan savunma sistemimizden kaçabiliyor. İşte biz immünoterapiyle savunma sistemimizi daha da fazla harekete geçirdiğimiz zaman daha önce tanıyamadığı kanser hücrelerini tanıyıp kanser üzerinde etkili sonuç almış oluyor. Ayrıca bunların şöyle bir daha özelliği var. Klasik kemoterapi ilaçlarını kestiğimiz zaman etkisi biterken immünoterapiyi biz kessek bile günler hatta aylarca etkili devam ediyor. Bizi izleyen seyircilerimize tek bir cümleyle immünoterapiyi özetleyecek olursam Burcu Hanım, immünoterapi İnsan vücudundaki gücün ortaya çıkarılması. Peki her kanser türünde başvurulan bir yöntem mi? Şöyle, hepsinde olmamakla birlikte çok sık gördüğümüz akciğer, meme, baş boyun kanseri, rahim ağzı kanseri, karaciğer kanseri, böbrek kanseri, malign melanoma, Hodgkin lenfoma gibi 30'dan fazla kanser türünde ülkemizde ve dünyada etkinliği ispat edilmiş tedaviler ve halen 100'den fazla kanser türünde de çalışmaları devam etmekte. Biraz önce yan etkilerinden bahsettiniz değil mi kanser ilaçlarının? Evet, klasik kemoterapi ilaçlarının. Nedir mesela o etkiler? Şöyle, hepimiz çok
sık karşılaşıyoruz etrafımızdaki yakınlarımızdan, dostlarımızdan. Bulantı, kusma, saç dökülmesi, kan hücrelerinin düşmesi gibi. Ama tabii immünoterapilerin bunlardan, klasik kemoterapilerin farklı yan etkileri var Burcu Hanım. Şöyle ki, immünoterapi vücudumuzdaki savunma hücreleri harekete geçirdiği için, tabii fazla harekete geçen savunma hücreleri de tiroid bezine gidip, tiroidit, karaciğere gidip hepatit, bağırsaklara gidip gastroenterit ya da kalp damarına gidip perikardit yapabiliyor. Ama bunlar tabii çok nadir yan etkiler ve erken tespit edildiği zaman hızlı bir şekilde döndürülebiliyor. Şimdi hastalarımız tabii bulantı, kusma gibi, saç dökülmesi gibi yan etkilerden çok muzdarip oldukları için, immünoterapide böyle yan etkiler olmadığı için immünoterapiyi çok daha rahat tolere edebiliyorlar. Peki mesela kemoterapi ve immünoterapi beraber uygulanan bir sistem midir? Yoksa böyle tercih mi ediliyor? Onu şöyle, çok da fazla bilmiyorum ben. Şöyle Burcu Hanım, immünoterapi ile kemoterapi, hatta immünoterapi ile radyoterapi, hatta immünoterapi ile akıllı hedef enfilavler birlikte kullanabiliyor. Normalde ilk başta immünoterapi çalışmaları tek başınaydı. Fakat son 3 yıldaki çalışmalar kemoterapi ile birlikte kombine halde oluşmaya başladı. Tabii kombine halde verdiğimiz zaman tümör üzerine daha etkili sonuç alabiliyoruz. Bu halde hem ne klasik kemoterapi ilaçlarından vazgeçmiş oluyoruz ne de immünoterapiden, ikisini kombinasyonla çok daha etkili sonuçlar alabilmekteyiz. Böyle mesela hep böyle aslında söyleyene kolay tabii ki yani hani yaşayan için çok zordur, çevresindeki yakınları için de çok zordur büyük bir ihtimalle, ama siz de kendiniz de takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biraz böyle işte frekansını yüksek tutmak ya da biraz daha kendini pozitif tutabilmek ya da daha dirençli olacağını ya da işte bu hastalığı yenebileceğine inanmanın da çok büyük etkisi olduğu konuşuluyor ve söyleniyor. Siz de aynı fikirde misiniz deyip kesinlikle, oradan başka şeyler de soracağım. Burcu Hanım, aynı fikirdeyim. Şöyle, vücut direnci çok önemli bu hastalıkta. Vücut direncinin de olmazsa olmazımız sağlıklı beslenme. Doğal besinlerin yeterli miktarda tüketilmesi vücut direnci için bir kalkan oluşturuyor. Bu koruma kalkanında en önemli ana bileşeni çiğ meyve ve sebzelerin içindeki doğal vitaminlerin, doğal antioksidanların tüketilmesi bu vücut kalkanının en önemli bileşeni. Ayrıca yeterli ve dengeli miktarda hayvansal ve bitkisel proteinlerin tüketilmesi, yeterli miktarda su tüketilmesi, probiyotik dediğimiz yoğurt, kefir gibi maddelerin alınması, bunlar da diğer koruma kalkanına yardımcı olabilecek diğer bileşenler. Ayrıca sizin söylediğiniz gibi pozitif düşünmek, stresten uzak kalmak, yeterli ve dengeli uyku, düzenli egzersiz, ideal kilonun korunması da diğer vücut direncini oluşturan diğer parametreler. Peki mesela ben de çok düzenli olarak işte kontrollerimi işte yaptırıyorum çünkü ailemde olduğu için diyeyim. Ama bu meret nasıl bir meretse, atıyorum hastaneden kontrolden çıktığınız anda bile başlayıp bir sonraki kontrolünüz o 3 aylık mıdır? Ben 6 aylıktayım şu anda. 6 ayda bir kontrol ediyorum kendimi. O 6 ay içerisinde sinsi çalışmalarına devam edebiliyor sonuçta. Yanlış mıyım? Kesinlikle. Yani bizim yapabileceğimiz ne var? Şöyle ki, şimdi kanser oluşumunu tetikleyen 3 ana mekanizmayı inceleyecek olursak, birincisi çevresel faktörler, ikincisi anne ve babadan gelen kalıtsal faktörler, üçüncüsü de normal insanların yaşla birlikte oluşabilecek rastgele mutasyonlar. Şimdi çevresel faktörler önlenebilir etkenler iken, tabii anne ve babadan gelen kalıtsal mutasyonlarla rastgele mutasyonlar bizim önleyemediğimiz faktörler. Ne mutlu ki kanser oluşumunda %80-85 oranında çevresel faktörler sorumlu. Eğer biz bu çevresel faktörleri önlersek dolayısıyla kanseri önlemiş oluyoruz. Peki nedir bu çevresel faktörler? Birincisi olmazsa olmazımız sigara. Sigara çevresel faktörlerin en başında geliyor. Sadece sigara içmek de değil, sigara içilen ortamda bulunmak dahi kanser oluşumunu belirgin oranda arttırıyor. Obezite, çağımızın hastalığı, düzensiz, egzersiz ya da sedenter yaşam, bu aşırı alkol alımı ve aşırı tuz tüketimi, bir de çeşitli, sizin de söylediğiniz gibi karsinojenlere uzun bir süre maruz kalmak, bunlar ana saydığımız çevresel faktörler. İşte bu çevresel faktörlerden uzaklaştığımız an Burcu Hanım, aslında kanseri de önlemiş oluyoruz. Bir de şöyle, sizin dediğiniz gibi hani kalıtsal olan faktörlere sahip olan insanlar ne yapmalı? Onları da biz erken dönemde saptayıp kanser tarama programlarını alıyoruz. Bu sayede ya hastalığı kanser oluşmadan tedavi etmiş oluyoruz, yakalamış oluyoruz, ya da kanser olsa bile
hastalık metastaz yapmadan, yani başka organlara sıçramadan erken evrede tedavi etmiş, yine bir şekilde o insanları da kanserden önlemiş oluyoruz. Bu süreç içerisinde bildiğim kadarıyla, ben de şimdi yakın çevremde de çok da yakınımda da yaşadığım bir durum haline geldi ister istemez. Bu pandemide özellikle kanser hastalarıyla ilgili çok daha farklı uygulamalar yapmak Burcu zorunda Hanım. Kaldınız bildiğim kadarıyla. Evet. Hem işte az önce sorduğum soruya da biraz yaklaştırıyorum. Çünkü şöyle bir şey de olmuş galiba. İnsanlar tabii ki hastanelerden, yani ister istemez ve kontrollerinden uzak durdukları için. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Düzenli olarak işte yaptırdıkları kontrollerinden uzak durdukları için biraz bu hem teşhislerde bir gecikme hem de tedavilerde de aksama oldu mu oluyor mu, onu biraz anlatmanızı isteyeceğim. Şöyle ki Burcu Hanım, çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi öncelikle şu noktanın ilk olarak altını çizmek istiyorum. Hastalarımıza panik olmamaları, tedbirde elden bırakmamaları. Buradan özellikle tekrar vurgu yapmak istiyorum. COVID-19 kanser tedavisi başlayan hastanın tedavisini devam etmesine ya da yeni tanı almış hastanın tedavisinin başlamasına bir engel değildir. Lütfen COVID-19 nedeniyle tedavinizi bırakmayın. Kanser de en az COVID-19 kadar ölümcül bir hastalıktır. Çünkü Burcu Hanım, o kadar çok sık böyle vakalar karşılaşıyoruz ki COVID-19 korkusuyla ya kontrollerini ihmal ediyor ya da tedavisini aksatan hastalarımız daha sonra bize çok kötü bir durumda geliyor. Ben buradan hastalarımıza bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Öncelikle mutlaka aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü kanser hastanız olmanızın, kanser hastası olmanız ya da kanser tedavisi almanız aşı olmanıza engel değil. Lütfen Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği aşı takvimine uymalarını öneriyorum. Ayrıca tabii ki maske, mesafe, hijyene bir kat daha dikkat etmeleri lazım. Çünkü bunlar kemoterapi aldıkları için bir miktar bağışıklık sistemleri zayıflıyor. O yüzden hijyene, temizliğe bir kat daha dikkat etmeleri lazım. Özellikle polikliniğe gelirken yanında en fazla bir tane hasta yakını bulundurmaları. Ne kadar çok hasta yakını bulundurursa bulaş riski o kadar artabiliyor. Bir de mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarından uzak durmaları. Ama biniyorlarsa da tabii ki bu maske olayına daha da dikkat etmeleri gerekiyor. Biz de hani çalıştığımız hastanemizde Burcu Hanım, şöyle ki hani hastanemizin giriş çıkışıyla kemoterapi ünitesinin giriş çıkışını tamamen ayrı yerlerden tuttuk. Yani diğer hastalar bizim onkoloji hastalarını görmedi. Ayrıca kemoterapi ünitesinin vadiyalı sisteme geçerek çalışma süresini uzattık ve kemoterapi koltukları arasında birer boşluk bıraktık. Bu şekilde etkili bir önlem almış olduk. Şunu da gururla söylemek istiyorum Burcu Hanım, bir Türk hekimi olarak. COVID-19 sürecinde Türk sağlık çalışanları, sadece hekimler değil, doktorlar olsun, hemşirelerimiz olsun, yardım sağlık personeli çok önemli başarılar imza attılar. Şöyle ki, ben bir medikal onkolog olarak mesleğim gereği hem Amerikalı hem de Avrupalı meslektaşlarımla sürekli iletişim halindeyim. Onların COVID-19 sürecinde sağlık sistemlerindeki yaşadıkları zorlukları görünce Türkiye bu anlamda çok güzel, başarılı imtihan verdi. Bu anlamda başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bütün yöneticilere teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Böylece de sohbetimizin de sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ederim Burcu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Karşılıklı aynı şekilde keyifsiz bir konuyu daha da güzel bir şekilde konuşma şansına sahip olduk. Sayenizde sağ olun. Efendim, dileriz elimizden geldiğince yardımcı olabilmişizdir aklınızdaki sorulara. Sohbetimizin sonuna geldik ama biliyorsunuz zaten programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın.